Telif hakları konusunu konuştuk biraz. Sinema ve tiyatronun sorunlarını konuştuk. İbrahim de dediği gibi sonlara doğru da referandum konuştuk. Geleceğe ilişkin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin herkes düşüncesini söyledi. Birazcık da şarkı türkü söylendi. Evet, sonra da şarkı türkü şiirle bitti. Ben hariç. Sen de şiir söyledin ben mi? Ben de şiir okudum. Öyle mi? Evet. Güzel, çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Arabaya mı? Nereye alıyorsun abla? Çok geniş bir alanı yok. Ana! Ne okuyayım diye. Sayın Başbakanımızla tanıştık. Onun davetiydi. İlk ekranlara çıktığı andan itibaren gerçekten Türk halkının bütününü, tamamını sempatisiyle kalbini kazandı. Hanımefendi de öyle. Ev sahipliği yaptılar. Sanatçıların ya da sanat ortamının birçok sorunları var. Birçoğu halledilmiş olsa bile hala sıkıntılarımız var. Onları dile getirmeye çalıştık. Sayın Kültür Bakanımız da aramızdaydı. Ve bazı sözler aldık. İnşallah bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Tabii. En önemlisi tiyatro sanatçılarının salon bulma konusunda sıkıntıları vardı. Ses sanatçılarının bazı sıkıntıları vardı. Genellikle şöyle söylendi. Sinemada olsun, müzikte olsun hep iki ayrı kurum temsil ediyor bizi. Hani hepimiz bir arada olabilir miyiz? Bir şikayet daha vardı. Televizyonlarda çoğunlukla akşamları, haftanın her günü bol bol dizi film seyrediyoruz. Ama bir müzik eğlence programı yok. Böyle de bir sıkıntımız var diye dile getirdim. Davet icabet sünnettir. Peygamber emridir. Davet edilen yere gidilir. Biz de davet ettiler. Bir yemek yedik. Sohbet ettik. Eğlence sanatsal, de vardı galiba. Sanatsal açıdan yani sanatçıların gerek tiyatrocu olsun, gerek müzisyen arkadaşların bazı sorunlarını dile getirebildikleri kadar getirdiler. O zaman içerisinde bunların ne kadarına çare bulunur, çözüm bulunur. Bakacağız, göreceğiz. Hadise bunlar ibaret. Başka bir şey yok yani. Yemeğimizi yedik. Yemekler tatmin edici değildi tabii. Göveç yok, kavurma yok. Bilmem öyle bizde dıngıl fıstan derler yani. Saygı. Sanatçıların sorunlarıyla ilgili konuşuldu. Ondan sonra ilk katıldığım davet bu anlamda. Teşekkür ederim herkese. Böyle yani müzikle ve sanatla ilgili sorunlar konuşuldu. İnşallah hallolur hepsi. Türkü de söyledim. Evet, söyledim. Sayın Başbakan'a ricası mıydı? Evet. Özellikle. Aynen. Efendim? Ay bakamadım. Etmiştir herhalde. Ediyordu eşlik. Herhalde bana da etmiştir.